YouTube'un en havalı kanalı Boarding Info'ya Türkiye ve dünya havacılığından gelişmeleri derlediğim havacılık bültenine hoş geldiniz. Gelişmelere geçmeden önce isterseniz başlıklara kısaca göz atalım. Türkiye'de havacılığın doğduğu yer olan 86 yıldır Türk sivil havacılığına hizmet eden ülkemizin dünyaya açılan kapısı Atatürk Havalimanı'nda artık yolculu seferler yapılmayacak. Hepimizin hayatında çeşitli izler barındıran bir havalimanından çok daha fazlası olan Atatürk Havalimanı'nın tarihine göz atalım. Yapılan bir araştırmayla yaz döneminde Avrupa'da koltuk kapasitesini en fazla artırarak kıtanın en hızlı büyüyen hava yolları belirlendi. Bayrak taşıyıcı hava yolları arasında zirvenin sahibi bizden. Listede başka Türk Hava Yolu var mı? Etiyopya Hava Yolları'nın 10 Mart'ta düşen Boeing 737 MAX uçağı ile ilgili ön rapor yayımlandı. Kaza ile ilgili hangi detaylar öne çıkıyor? Bundan sonra ne olacak? Rusya'nın havacılık alanında faaliyet gösteren en büyük holdinginin sahibi iş insanı Natalya Fileva bir uçak kazasında hayatını kaybetti. Kazayla ilgili kafa karıştıran birbirinden ilginç detaylar. Brezilyalı imalatçı Embraer E175'in ilk teslimatını yaptı. E195-E2 için de ilk Afrikalı müşterisinden siparişi kaptı. Boarding bu havacılık bülteni başlıyor. <laughs> Türkiye'de ilk hava ulaşımının başladığı yer olan, Türk Sivil Havacılığına 86 yıl boyunca hizmet eden, Türkiye'nin gözbebeği Atatürk Havalimanı, siz bu videoyu izlediğiniz anlarda ticari uçuşlara kapılarını kapatmanın hazırlıklarını yapıyor ya da çoktan kapılarını kapatmış olacak. Hepimizin hayatında çok önemli izler barındıran Atatürk Havalimanı, İstanbul'un göbeğinde 11.776.961 metrekarelik bir alan üzerinde kurulu. Türkiye'de ilk havacılık girişimleri 1911-1912'de bugün Atatürk Havalimanı olan arazinin yakınında kurulan iki hangar ve küçük bir meydanla başladı. Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa'nın orduda kullanılacak uçaklar için bir tesis oluşturmak istemesiyle 1912'de hizmete giren havalimanı askeri hangarla yakınındaki kargir binanın sivil uçuşlara tahsil edilmesinin ardından 1933'te İstanbul-Ankara arasında icra edilen ilk uçuşla Yeşilköy Hava Meydanı adını alarak sivil uçuşları açıldı. Uçuşlar Amerika'dan alınan iki Kingbird modeli uçakla yapılıyordu. 1 Ağustos 1953'te uluslararası uçuşları açılan Yeşilköy Havalimanı için 1971'de çok büyük bir master plan devreye konuldu. Söz konusu plan TH hangar tesisleri, kargo tesisleri, kontrol kulesi ve teknik blok, aydınlatma sistemi, elektrik dağıtım sistemi, 0624 pistinin yeniden yapılması, akaryakıt ikmal tesisleriyle diğer bazı tesis tesisleri kapsıyordu. Şu anda iç hatlar olarak kullanılan terminal binası da o plan kapsamında 29 Ekim 1983'te dış hatlar terminali olarak açıldı. Modern bir görünüme sahip olan Yeşilköy Havalimanı'nın ismi 29 Temmuz 1985'te Atatürk Havalimanı olarak değiştirildi. Giderek artan yolcu ve uçak trafiğini karşılamakta yetersiz kalan havalimanının yıllık 20 milyon yolcu kapasiteli yeni dış hatlar terminali ve ilave tesisleri için harekete geçildi. TAV Havalimanları'nın yap işlet devlet modeliyle gerçekleştirdiği dış hatlar terminalinin yapımı 22 gibi rekor bir sürede tamamlandı. 2000 yılının Ocak ayında hizmete açılan terminal, 2004 ve sonrasında yapılan ek binalar ve tesislerle genişletildi. Dünyanın en önemli havalimanları arasında yer alan Atatürk Havalimanı'nda 3 pist bulunuyor. 60 metre genişliğinde ve 2600 metre uzunluğunda 0523, 45 metre genişliğinde 3000 metre uzunluğunda 17L35R ile 45 metre genişliğinde 3000 metre uzunluğunda 17R35L olarak adlandırılan bu 3 pistle Atatürk Havalimanı yıllar boyunca milyonlarca uçuşa ev sahipliği yaptı. Havalimanı 369.200 metrekare apronu, 90 uçak park alanı, 189.000 metrekarelik terminal binaları, yıllık 200.000 ton kapasiteli kargo terminali ve diğer birimleriyle Türk Sivil Havacılığında çok önemli hizmetler verdi. Bugüne kadar milyonlarca yolcu ve uçuşa ev sahipliği yapan Atatürk Havalimanı nice sevinç, hüzün, kavuşma ve ayrılık sahnelerine ev sahipliği yaptı. Yeşilçam filmleri başta olmak üzere pek çok dizi ve sinema filminin de mekanları arasında yer aldı. Kapılarını ticari yolcu seferlerine kapatacağı son hafta Atatürk Havalimanı'ndan toplam 7400 uçuş gerçekleştirilmiş olacak. 5 Nisan günü ise toplam 803 uçak Atatürk Havalimanı'na son kez inip kalkacak. Türk Hava Yolları'nın 6 Nisan gecesi 02'deki TK54 sefer sayılı İstanbul Singapur uçuşu ise Atatürk Havalimanı'ndan yapılan son ticari yolcu seferi olarak tarihe geçecek. Büyük taşınma işleminin ardından İstanbul Havalimanı 7 Nisan itibariyle tam kapasite faaliyete geçecek. Yolcu ticari uçuşların sona ermesinin ardından Atatürk Havalimanı'nda sadece müstakil kargo uçuşları ve genel havacılık faaliyetleri devam edecek. Ayrıca bakım onarım hangarları, ikram tesisleri de bir süre daha burada hizmet vermeyi sürdürürken Türk Hava sahasını yöneten yaklaşma merkezi de bir süre daha Atatürk Havalimanı'nda faaliyetlerine devam edecek. Atatürk Havalimanı devlet konuk evi de bu dönemde hizmette kalacak. Atatürk Havalimanı içinde yer alan arazinin millet bahçesi olarak hizmet vermesi, terminal binalarının ise kongre ve fuar merkezine dönüştürülmesi planlanıyor. Atatürk Havalimanı'nın şahit olduğu bazı tatsız olaylara da yakından bakalım. 30 Ocak 1975'te İzmir Cuma Havası Havaalanı'ndan Yeşilköy Havaalanı'na giden Türk Hava Yolları'nın 345 sefer sayılı Fokker F28 tipi Bursa isimli uçağı iniş sırasında pistin ışıklarının sönmesi nedeniyle inişten vazgeçerek meydan turuna başladı. İkinci iniş denemesi sırasında uçakta telsiz bağlantısı kesildi ve daha sonra uçağın Marmara Denizi'ne düştüğü belirlendi. Uçaktaki 37 yolcu ve 4 mürettebattan kurtulan olmadı. 14 Ağustos 1976'da Filistinli iki gerilla Yeşilköy havaalanında İsrail uçağına binenlere ateş açtı. Saldırıda 4 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı. 28 Haziran 2016'da etrafa ateş açan ve daha sonra kendilerini patlatan 3 terörist, gerçekleştirdiği terör eylemiyle 45 kişinin hayatına son verdi, 236 kişi yaralandı. 15 Temmuz 2016'da Türkiye'deki askeri darbe girişimi sırasında tankla Apron'a giren bir grup asker, hava trafik kontrol kulesini ele geçirdi. Kuzey Yarımküre'de 1 Nisan itibariyle hava yolu şirketlerinin yaz sezonu tarifeleri hizmete girmeye başladı. Yılın ikinci çeyreğini ifade eden 1 Nisan 30 Haziran döneminde koltuk kapasitesi olarak kıtanın en hızlı büyüyen hava yolları incelendi. Avrupa genelindeki koltuk kapasitesi 2019 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %3 arttı ve 377.33 milyona ulaştı. Türk Hava Yolları ise bu dönemde sunacağı koltuk kapasitesiyle Lufthansa'yı geride bırakarak Avrupa'nın en büyük bayrak taşıyıcı havayolu yolu ele geçirdi. Sunduğu koltuk kapasitesini oranında artıran TH'ye Böylece Ryanair ve EasyJet'ten sonra kıtanın 3. en büyük havayolu şirketi konumuna ulaştı. Ryanair sunulan koltuk kapasitesi açısından kıtanın en iyi havayolu şirketi olmaya devam ediyor. 2019'un ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre 2.88 milyon ilave koltuk kapasitesi sunan havayolu böylece %7.6 büyüme oranı yakaladı. İngiliz merkezli EasyJet ise oransal olarak Ryanair'den daha hızlı büyüyor. Ancak EasyJet'in bu çeyrekte sunacağı net koltuk artışı 2.17 milyonda kaldı. Vizeyir 2019'un ikinci çeyreğinde koltuk kapasitesinde %18 artış yakaladı. Bu da ekstra bir 1.68 milyon koltuk anlamına geliyor. Bu açıdan Air Avrupa'da koltuk arzını en fazla artıran havayolu oldu. 2019 yılının ikinci çeyreğinde sundukları koltuk sayısında azalma yaşayan havayolları listesinde ise Air France, SAS, Norwegian, Eurowings ve Pegasus yer aldı. Bu hava yolları arasında en büyük düşüşü %5 ile Norwegian yaşadı. Pegasus da aynı dönemde koltuk kapasitesinde %4.4'lük düşüş yaşadı ve ilgili dönemde yolcularına sunduğu koltuk kapasitesi 7.74 milyon olarak açıklandı. Ülkesel bazda bakıldığında ise 2019'un ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre koltuk kapasitesini en fazla artıran ülke %24.3 ile Cebelitarık oldu. Onu sırasıyla Arnavutluk ve Ukrayna izledi. Etiyopya Hava Yolları'na ait Boeing 737 MAX uçağının 10 Mart'ta Addis Ababa'dan kalkışından 6 dakika sonra düştüğü kazaya dair ilk resmi rapor yayımlandı. Rapora göre kokpit ekibinin kazayı engellemek için elinden gelen her şeyi yaptığı ortaya çıktı. 157 kişinin can verdiği kazanın pilotların uçağın kontrolünü sağlayamamasından kaynaklandığını belirten Etiyopya Ulaştırma Bakanı Dagmavit Mox, Boeing 737 MAX uçaklarında kontrol edilebilirlik sistemini yeniden gözden geçirmeli diyerek adeta imalatçıya meydan okudu. Uçağın kara kutusundan elde edilen veriler üzerine hazırlanan ön rapor göre kalkıştan kısa süre sonra pilotların uçağın kontrolünü kaybettiği Boeing'in önerdiği tüm güvenlik prosedürlerinin izlenmesine rağmen yeterli eğitim ve donanıma sahip olan kokpit ekibinin uçağı kontrol etmeyi başaramadığı ortaya konuldu. Kazanın nedenine dair kesin bulguların soruşturma sürdüğü için açıklanmadığı bildirilirken kazanın tam raporunun hazırlanmasının bir yılı bulabileceği düşünülüyor. Açıklanan ön raporun ardından Boeing 737 MAX 8 tipi uçaklarda kontrol edilebilirlik sorunu olduğu yüksek perdeden dillendirilmeye başlandı. Boeing bu tip durumlarda pilotlara otopilot tarafından uçağın burnunu aşağı bastırmasını hükmeden sistemi tamamen kapatarak uçağı man manuel olarak kontrolünü almalarını tavsiye ediyordu. Rapor'a göre Etiyopyalı pilotlar da tam olarak bunu yaptı ancak uçağı kontrol altına alamadılar. Kokpitteki ses kayıtlarında kaptan pilotun yardımcısına üç kez burnu yukarı kaldır direktifini verdiği duyuluyor. Tırmanış esnasında yüksek hücum açısına ulaşıldığının tespit edilmesiyle uçağa otomatik olarak burun aşağı dalış komutu veren manevra karakteristikleri takviye sistemi mukas üzerinde yazılım güncelleme çalışmaları yapan Boeing şimdi ön rapor ve ardından ortaya konulan iddialar nedeniyle daha da zor durumda kalacak gibi görünüyor. 737 MAX uçakları için üzerinde çalışılan yazılım güncellemesinin de henüz tamamlanamamış olması şirketi hem maddi di hem de manevi olarak büyük bir zarara uğratmaya devam ediyor. 737 Max ile ilgili yeni gelişmeler yaşandıkça havacılık bülteninde yer vermeye devam edeceğiz. <laughs> Rusya'nın en büyük özel havayolu grubu S7'nin ortağı ve yönetim kurulu başkanı Natalya Fileva, Almanya'da bir uçak kazasında hayatını kaybetti. Fileva'yı taşıyan altı koltuklu Epic LT tipi özel jet, Frankfurt Egelsbach Havalimanı'na yaklaşma sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Rusya tescilli uçak Natalya Fileva ve eşi Vladislav'a ait havayollarından biri olan Globus Havayolları adına uçuyordu. Vladislav Fileva'nın eşinin hayatını kaybettiği kazayı yapan Amerikan menşeili hafif turboprop uçağı üreticisi Epic Aircraft'ın sahiplerinden biri olduğu da biliniyor. 55 yaş yaşındaki Natalya Fileva, Rusya'nın en zengin iş insanlarından biri. Forbes'a göre serveti 600 milyon dolar civarında. Natalya Fileva ve eşi Vladislav Filev'in sahip olduğu S7 Grup, havacılık alanında faaliyet gösteren Rusya'nın en büyük özel holdingi durumunda. En büyüğü Sibirya ve Globus havayolları da olmak üzere yaklaşık 15 şirketten oluşuyor. Holding bünyesinde yer alan S7 Airlines'a, ise, Aeroflot'tan sonra Rus hava yolları arasındaki en yüksek ikinci yolcu trafiğine sahip havayolu yolu. Kazayla ilgili soruşturma sürerken çalışmalar Rus havacılık makamlarının da katıldığı uluslararası bir komisyon tarafından yürütülecek. Brezilyalı imalatçı Embraer E195-E2 uçağı için Nijerya'nın en büyük havayolu şirketi Air Peace'ten onu kesin, onu opsiyonlu olmak üzere toplam 20 tane sipariş aldı. Siparişlerin toplam liste fiyatı 2.12 milyar dolar olarak açıklandı. Böylece Airpeace, E2 uçaklarının Afrika'daki ilk operatörü olacak. Afrikalı Hava Yolu'nun siparişleri Embraer'in 2019 yılının ikinci çeyreğindeki üretim programına dahil edildi. Airpeace, 2014 yılında uçuş faaliyetlerinde başladığından bu yana hızla büyüyor ve şu anda Batı Afrika'nın en büyük hava yolu şirketi durumunda. Afrika içi uçuşların %90'ından fazlasında operasyonlar 150'den az yolcuyla yapılıyor. Ayrıca Afrika içi uçuşlar pazarının yaklaşık %70'inde bir rotada günde bir veya daha az uçuş yapılıyor. Bu Airbus, sınıfındaki en yeni, en verimli ve en konforlu uçak modeli olan E195-E2 ile Afrika pazarındaki bölgesel uçuşlarda önemli oranda talebi karşılamayı hedefliyor. Öte yandan Embraer ürettiği ilk E175 bölgesel yolcu uçağını Moritanya Hava Yolları'na teslim etti. Havayolu 2018'de 93.8 milyon dolar karşılığında iki tane E175 siparişi vermişti. Sipariş edilen ikinci uçaksa 2019'un ikinci çeyreğinde teslim edilecek. Moritanya Hava Yolları E175'in kabinini çift sınıflı bir düzende 76 koltukla konfigüre etti. E175'in 175in teslim alınması Moritanya'nın filosunu gençleştirme ve modernleştirme stratejisinin bir parçası. Havayolu filosundaki eski uçakların yerine modern dar gövde uçakları almayı hedefliyor. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Paylaştığımız tüm bilgiler ve çok daha fazlasına web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.